Evet, şu anda Gamescom'un ilk günü. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gamescom'a gelmek için bunu okuyup, ezberleyip sınavdan geçtik. Çok çalıştık, başardık. Siz de çalışın, siz de başarın. Hepsi Gamescom kitabı sayesinde. Vallahi arkadaşlar, hakikaten acayip ezberledik haritayı, her şeyi falan. Hatta şöyle yapalım. Şeydir, basın muhabbetleridir, bir şeylerdir. Hepsini ayarladık ettik ama önemli olan şimdi oraya varmak. Şu anda Gamescom'a doğru yol almış bulmaktayız. Daha doğrusu gitmeye çalışıyoruz. Yol alamamaktayız. Aynen, yol alamamaktayız. Şu anda bir aracın gelmesini bekliyoruz. Geldi. Keşke. Keşke. Vallahi araç geldi gitti. Gamescom'a gittiğimizde bakalım nelerle karşılaşacağız. Gökhan. Gökhan. Abi görüyor musun oradaki şeyi? Ne? Abi. Çizgileri görüyor musun? Ne kadar düzenli. Abi. Buradan geçmek istesem arabalar falan duruyor, şey yapıyor. Bak mesela araç tereddüt etti ya. Abi. Geçe karşıya durdursana, karşıdan karşıya geç. Baksana zaten. Karşıdan mı geçiyorum? Geç. Geçiyorum, dur. Vallahi oluyor ya, dur. Biraz daha trolleyim. Evet, şöyle de bir şey var. Dur ya. Trollik peşinde olan neden oluruz? Sol taraftan bir araç geliyor. Like a boss. İyi durduramadın ya. Bak şimdi nasıl durduracağım. Hadi. Biraz fazla durdu. Ha, insan burada karşıdan karşıya geçmeye doyamıyor ya. Değil mi? Gezi çekimi yapıyorsun. Fotoğraf çekeceğim. Okay. Ama yanlışlıkla kırmızı düğmeye bastım. Bakalım Gamescom nasıl bir yer çıkacak. Evet, Gamescom'un kapısına doğru yaklaşıyoruz. Şurada bir rak edeyim. Şu anda Gökhan'la birlikte şöyle bir şey var. Şöyle bir şeyler. Yani abi Zerg Rush yapalım dedik ama hani yaparlar ya şey, limite gelince yürüyemiyor şeyler. Şu anda mikro makro management kötü arkadaşlar burada ya. Çok alan basmışlar. Acayip alan basmışlar. Population limit lazım. Kasıyor. Acayip kasıyor ya. Oha, aşağıya bak. Gel, sola gel. Aşağı bak. Oh. Ve burası daha ilk günü. Bir de bunun hafta sonu versiyonu var. Hafta sonu var ya. Phantom Pain filan her şey burada ya. Yani. Karşıya kadar gidiyor ya. Ta karşıya kadar gidiyor. Abi bu ne biliyor musun? Oğlum şuraya var ya, Dead Rising'deki gibi arabayla bir gireceksin. Aynen aynen. Oğlum bu ne biliyor musun? İstanbul metrobüs kuruyor. Gökhan'ın uzmanlık şeysiyle yönlendir bizi Gökhan. Ve bir update plan. Update it mi? Timo'su var, Miss Fortune şeyisi var, Candy Cane Miss Fortune'u var. Her taraftan cosplay'ler de var.
Güzel kız cosplayleri çok iyi yapılmış arkadaşlar burada. Güzel kız cosplayleri ama değil mi? Güzel kız cosplay ne ya? Dark Souls. Embrace the darkness. Daaa. Hol girdi. Şey var ya. Ha? Dark Souls'a ulaşabilmek için çok büyük bir challenge'la şey alman gerekiyor ilk baş. Aynen. Zaten kuyrukta ölüyorsun ya. Evet. Oyunu nasıl kasıyorsan orada... Arkadaşlar 120 dakikadan fazla kuyruk mu olur? 120 dakika. O daha dündü. Bugün... Yani dün bile preste dokunamadık bile adam akıllı. Ben gittim. Dokunacağım. Olmadı. Hayatta olmadı yani. Orası dedi. Gidelim. Evet arkadaşlar Gamescom'a geldik. Şu anda basın odasındayız. Gökhan da olabildiği kadarıyla hızlıca videoları aktarmaya çalışıyor, haberleri girmeye çalışıyor. Vallahi yorgunuz ama az önce periskop yapmaya çalıştım burada canlı yayın final olaylarında falan ama birçok insan olduğu için şu anda herkes interneti kullanıyor. Bu kadar dünyada herkes bir şekilde internete abanınca maalesef upload hızı biraz düşüyor. Bunun için de hem periskop hem de bizim videolarımızı yani röportaj olsun şey olsun filan merak edilen şeyleri veya Fallout'un videoları filan yavaş yavaş aktarılıyor. Game Boy muhabbeti var. Game Boy'dan müziği çalıyor arkadaşlar. Gökhan! Çık müzik var. Keygenleri kapatmama nedenim ya. Ne keygeni oğlum? Gökhan, bildiğimiz FPS'ci şu anda önemli bir göreve çıkmış. Keskin gözleriyle Just Cause'ın kapsülüne olacak. Şu anda bakıyor. Sinsi. Hadi Gökhan, başarırsın bunu. Hedefe kestiriyor şu anda. İniyor, aldı mı? Alıyor, eve götürüyor ilk deneyişinde Gökhan'ın mutlu suratını gördük. Vay be, Türkiye'nin gururu. Şuradan da alabiliyorduk aslında ya, o kadar uğraştım ama. Kapsülleri sağ tarafa atıyoruz galiba. Gelin göstereyim. İşte Just Cause. İşte. Her ne kadar elinde şu anda şey olmasa da, üzerinde de suit olmasa da. Değil mi? Jump suit. Şöyle bir yaklaştırayım. Hadi hayırlısı olsun. Şu anda Just Cause bölümündeyiz. Vallahi Gamescom güzel geçiyor. Hani uğraşıyoruz ediyoruz ama birileri daha var. Şöyle bakarsak. Hani vardır ya, neydi Türkçesi? El yakalamaca şeyleri falan vardır ya. Gökhan abimiz gayet iki deney işte ikisini de kaptı. Şöyle şunları kameraya yakın tutayım da ben de aynı büyüklükte gözüksün. Şimdi daha sonra gireceğiz. Bir hands-on muhabbetine gireceğiz. En azından oyunu deneme muhabbeti. Gerçeğiyle hakikaten bir tanışalım ya. Gerçeğiyle hakikaten bir tanışalım. Just Cause 3 biraz ertelenebilir arkadaşlar. Çok uğraşmak zorunda kalıyoruz bir şeyler için.
rakam bir şeylerine sahip çıkarsa, uzatmasa. Galeriye varmış. Dur lan. Galeriye zaten baktık. Evet. Ve Gökhan şu anda kilisenin önünde diz çökmüş. Şuna bir anlam katabilir misin acaba? Ben bir anlam katamadım. Bu arkadaşım tamam mı? Kürekte temizlenememiş keçi boku bence. Şu kürekte... Aynen. Çok çok mantıklı. Direkt yukarı doğru çıkıp duvara dayanıyor bak. Bunların hep bir anlamı var. Ve Gökhan Reis'ten bugün anlamlı bir bilgi daha almış olduk. Şurada kopmuş kafa. Onun birisi kafasını düşürmüş. Kafan güzelmiş. Aynen. Haribo. Ne farkı var ki bunun diğer şeylerden? Aynıları. Abi aynımız yani. Adamlar boşuna dükkan açmış lan. Abi içerideki ayıları falan görmüyor musun? Five Nights at Freddy's lan bu. Baksana şu sırata. Winnie the Pooh lan bu. Bak onlar da diyor zaten. An entire shop dedicated for that stuff. But the same stuff that you can find in supermarkets. Yeah. Daisy maceralarımız var. Şu anda bir tane benzin istasyonu. Örümcek ağa. Abi Daisy evrenindeyiz ya. Survival horror. Örümcek ağa valla. Siyah beyaz abi yemek alalım ya. Yeter. Evet şu anda Gamescom macerası bitmişti. İlk gündü. Şu anda akşam saatleri. Işıklar falan her şey yanık. Biz ise ne yapıyoruz? Otel mi? Yo. Gayet güzel. Kenarda biz yemeğimizi falan yiyeceğiz yani. Ne var sofrada? Sofrada meyve içeceğimiz var. Meyve içeceklerimiz var. Ben abur cubur yiyorum her zaman gibi. Gökhan ise yarım litrelik meyve suyu aldı. Tabii ki de enerji. Değil mi? Önemli. Hı hı. Daisy'nin önemi. Daisy de kastı etti. Biliyor yani şu anda stamina. Neydi? Hydration. Hepsini kasıyor şu anda. Güzel. Bayağı güzel. Ne güzelmiş lan. Oh, bunlar acaba yere atıp patlatsak daha mı fazla ses çıkartır? 50 yarım litrelik ya. Ha. Olabilir ya. Nerede ki Just Cause? Şu anda Gökhan Just Cause'un videosunu sizlere ulaştırmaya çalışıyor. Zorlu şartların altında. Aha Gökhanception. Neyse bunu görmememiz lazım. Hadi neyse. Day 2. Muhteşem ötesi oyunlar var arkadaşlar. Ve ben şimdi Gökhan'la kaybettim. Ve ben şimdi Gökhan'la kaybettim. Gökhan neredesin? Gökhan!